TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündemin sıcak gelişmelerinin yansıdığı ana haber bülteni ile yine karşınızdayız. Dilerseniz bültenimize buyurun başlayalım değerli izleyenler. İlk olarak AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından genişletilmiş il danışma toplantısı gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki toplantıya katılım yoğun oldu. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından genişletilmiş il danışma toplantısı gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki de katıldı. Toplantının açış konuşmasını AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptı. Çopuroğlu katılımcılara teşekkür etti. Biz göreve geleli yaklaşık 4 yıl oldu. Hatta 4 yıldan biraz fazla oldu. Zaman zaman stres dolu anlarımız oldu. Zaman zaman muhabbete vesile olan anlarımız oldu. Ancak şimdiye kadar biz ne yaptıysak insanlar çalışarak, uğraşarak bir başarı elde edemeyeceklerine inanan insanlarız. Peki nasıl olacak? Allah lütfedecek. Biraz önce o pankart açıldığında teşkilat mensuplarımız sabaha kadar çalışsa, non-stop çalışsa, Allah lütfetmezse hiçbir şey olmadığını hem ben hem sizler biliyorsunuz. Toplantıda Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de konuştu. Tamer, bölücü terör örgütünün yayın organına çıkan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı sert sözlerle eleştirdi. Başında Türk olan ama hiçbir zaman Türklükle alakası olmayan bir Türk Tabipler Birliği'nin başkanı çıktı. Şanlı ordumuza, silahlı kuvvetlerimize iftiralar attılar. Onu yok sayıyoruz diye. Kabul etmiyoruz. Onun için bu konuyu burada ifade ediyorum. Ve ne olursa olsun Türk doktorunu temsil etmediğini burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu alçak bizim Avrupa'da konuşsun. Gitsin Irak'ta konuşsun. Nerede konuşursa konuşsun. Ama bizim burada Türk Tabipler Birliği diye onu başkan olarak kabul etmediğimizi burada ifade etmek istiyorum. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de ekonomi konusuna değindi. Karayel vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi. Dünyanın ekonomik bir darboğazdan geçtiği süreci yaşıyoruz. Ama bizim dünyadan farklı olarak ülkemizde dar gelirlimize, asgari ücretlimize 2022 yılında iki kere verdiğimiz asgari ücret zammı var. Memurumuza hakeza iki kere verdiğimiz zam var ve emeklimize ve dulumuza, yetimimize, bakıma muhtacımıza, engellilerimize bakım ücretlerinde yaptığımız iki kere artırma söz konusu. Bunların hepsi milletimizi enflasyona ezdirmemek için yaptığımız çabalar. Bunları bundan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü sahada birileri AK Parti'nin yaptığı bu hizmetleri, milletimiz için yaptığı bu fedakarlıkları örtmeye çalışıyor. Bunlara karşı da bunları buradan bir kez daha ifade etmek lazım. Tabii bir müjde Cumhurbaşkanımız verdi. İnşallah 2023 yılının başında dedi, yine enflasyona ezdirmeyecek şekilde hem emeklimize hem memurumuza hem asgari ücretlimize yeni bir zam söz konusu. Bunu buradan bir kez daha duyuruyoruz. Kimse hiç şüphesi olmasın, insanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplantının son konuşmasını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki yaptı. Özaseki güncel konularda değerlendirme yaptı. Sevgili gençler, sizin bu coşkunuz, sizin bu aşkınız, reisle olan sevdanız böyle devam ettiği sürece Allah'ın izniyle bizim sırtımız yere gelmez. Bundan herkes emin olsun. Şimdi de 23 Haziran seçimlerine hazır mıyız? Yeniden reis diyor muyuz? Müthiş bir farkla inşallah yeniden Cumhurbaşkanımızı seçiyor muyuz? Kentsel dönüşümde ülkenin önde gelen hizmetlerini rekor bir yatırımla ilçeye kazandıran Melikgazi Belediyesi, 23 blok, 892 daire, 58 dükkandan oluşan ilk etap projenin temelini attı.
Melik Gazi Belediyesi Battal Gazi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlattı. Bu kapsamda 23 blok, 892 daire, 58 dükkandan oluşan ilk etap projesinin temeli atıldı. Temel atma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki de katıldı. Törende konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'de en fazla kentsel dönüşüm yapan belediye olduklarını söyledi. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçmesinde Çevre Bakanlığı'yla bizleri görüştürerek bu projenin onayını alma aşamasında büyük gayretlerimiz oldu. Ve sonuçta Ocak ayında Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte proje start almış oldu. Bu proje aslında Küçükkale projemizin Memduh Başkan döneminde devamı olan bir proje olarak gerçekleşiyor. Battal Gazi Kentsel Dönüşüm ismini veriyoruz. Burası tam 100 bin metrekare alanda 23 blok, 892 daire ve 58 dükkandan oluşan yaklaşık 160 bin metrekarelik inşaat alanına sahip ve 700 milyon TL'nin üzerinde büyük bir yatırım. Tabii biz bunları bir çırpıda konuşuyoruz ama birçok belediyenin böyle bir projeye girmesi hayal dahi değil. Ama Kayseri'de bu kentsel dönüşüm işi özellikle çok rahat, çok kolay gidiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ikinci etabın başlamış olması bizleri oldukça sevindirdi dedi. Melik Gazi, Koca Sinan, gördüğüm kadarıyla belediye başkanlarımız, değerli il müdürlerimiz, değerli bakanım, yapılan bu çalışmaları elbette ki sahiplenen ve bizlere sahip çıkan bu bölgenin insanlarına minnet duyuyor, teşekkür ediyor. Her birini ayrı ayrı bağrımıza basıyor, alnından öpüyor. Saygıyla selamlıyorum. Gerçekten bir bayram havası içerisinde yapılan bu çalışmadan dolayı değerli Melik Gazi Belediye Başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Daha önce yapılmış olan birinci etabın sonrasında vatandaşlarımızın adeta bir beklenti haline dönüşen bu ikinci etabın başlatılmış olması da bizleri ayrıca keyiflendirmiştir. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki de büyük bir projenin temelinin atılmasında gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Büyükşehir ilçe belediye başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli hemşehrilerim, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün burada çok büyük bir iş başlıyor. Neredeyse bine yakın ev ve dükkan yapılıyor. Bunların bir an önce kazasız belasız bitmesini, hak sahiplerine verilmesini ve hak sahibi olan kardeşlerimizin de ağız tadıyla işlerinde oturmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Buralar benim çocukluğumun geçtiği yerler. Evimiz 100 metre aşağıdaydı. Her bir sokağını satır satır biliyorum. Haliyle zaman içerisinde 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda oluşan bu mahallelerde insanlar başını sokabilmek amacıyla bir dam altında çoluk çocuğunu barındırmaya başlamışlar. Ama öyle bir zaman gelmiş ki artık oralarda oturulmaz hale gelmiş. Kentsel dönüşüm gerekli. Yeni modern evlerin yapılması gerekli. Türkiye coğrafyasında bir taraftan evet refahımız artıyor. Güzel evlerde doğmak herkesin hakkı ama deprem ülkesi olan bir ülkede de deprem standartlarına göre en sağlam evlerin yapılması da esas. Konuşmaların ardından 23 blok, 892 daire, 58 dükkandan oluşan ilk etap projenin temeli atıldı. Yine doğru gel arkadaşlar. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah iddiasına tepki gösterdi değerli izleyenler. Yalçın, bu memleketin kimliğini taşıyan bu kadın vatan hainliği yapıyor dedi. Buyurun. Türk Tabipler Birliği demek içimden gelmiyor. Tabipler Birliği Başkanı diye birisi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya, geçmişte Van Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sert tepki gösterdi. Başkan Yalçın, bu memleketin kimliğini taşıyan bu kadın vatan hainliği yapıyor dedi.
Türk Tabipler Birliği demek içimden gelmiyor. Tabipler Birliği Başkanı diye birisi çıktı, Fincancı ve terör örgütü ağzıyla bizim Peygamber Ocağı diye bildiğimiz, Peygamber Ocağı olarak gönlümüze ve beynimize nakşettiğimiz silahlı kuvvetlerimize laf söylemeye çalışıyor. Öyle bir haddi yok. Hesabı olabilir. Onun üzerinde birilerinde hesabı olabilir. Güvenlik kuvvetlerimiz her zaman dünyanın en şerefli ve aynı zamanda da en merhametli güvenlik kuvvetleridir. Bu Peygamber Ocağı'nda laf söyleme yetkisi hiç kimsede yoktur. Şunu demek istiyorum, devlet kudret elini havada tutar, gerekirse şefkat elini havada tutar, gerekirse. Bu devletin kudret elini ve şefkat elini havada tutması ne zaman gerekiyorsa o zaman yapar. Vay, kimyasal silah kullanılıyormuş, incelemiş de bilmem ne, sen onları inceleyeceğine, ki incelediği zaman da hiçbir şey olmadığını kimyasal açıdan, uluslararası anlaşmalara bağlı şekilde orada mücadele verildiğini zaten Sayın Milli Savunma Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanımız açıkladı. AK Parti Genel Başkanlığından parti sözcümüz açıkladı, Cumhurbaşkanlığı sözcümüz açıkladı. Ama olay bu değil. Olayın öyle olmadığını onlar da biliyor. Ama bizim silahlı kuvvetlerimizin çalışmalarını akamete uğratmak gibi bir görev alanlar şimdilerde üstüne vazife olmayan işlerde çıkmış ahkam kesmeye çalışıyorlar. Ben terörün içinde görev yapmış birisi olarak bunu kendime vazife edinip bu tip duruşlarda, bu tip kendine göre terör seviciliğinde ısrar edenlere karşı da ben devletimin ve askerimin yanında olduğumu bildirmek durumundayım. Talas Belediyesi ekipleri sonbahar soğuklarının kendini hissettirmeye başladığı günlerde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler Tablakaya ve yukarı mahallelerde iki sokakta asfalt seriyor. Talas Belediyesi Tablakaya Mahallesi'nden Hulusi Akar Bulvarı'na, dolayısıyla Derevenk Viyadüğü'ne çıkan yeni bir alternatif yol için çalışmalarına hız verdi. Derevenk sokakta asfalt döken ekipler 600 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki sokağın yolunu modern hale getiriyor. Bu sayede hem Hulusi Akar Bulvarı'na yeni bir bağlantı sağlanırken hem de mahalle içinde ulaşım ağı genişliyor. Ekiplerin bir diğer çalışma yürüttüğü yer ise Endürlük. Ekipler burada da 400 metre uzunluğundaki yolu 7 metre genişliğinde sıcak asfaltla donatırken kış gelmeden de ilçedeki asfalt serme çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT'le emniyet tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ta yakalanan Fırat Botan Kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner ve beraberindeki sanıkların yargılandığı dava ertelendi. Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugay askerlerinin bulunduğu halk otobüsünde PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde saldırının faili olan Fırat Botan Kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanarak Kayseri'ye getirildi. Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada PKK'lı terörist Ferhat Tekiner duruşmadaki önceki ifadelerini tekrarladı. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Kayseri'de binanın otoparkındaki otomobilin çekiciye yüklenerek çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Melikgazi ilçesine bağlı Toki Demokrasi Mahallesi'nde 2 gün önce meydana gelen olayda park halindeki HÇ'ye ait otomobil çekici kullanılarak çalındı. Olayın ardından çalışma başlatan Aysay Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri otomobili Şeker Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Gazail Caddesi üzerinde terk edilmiş halde buldu.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler çekiciyi kullanan AK ile anahtar yapan HK'yi yakaladı. Ayrıca otomobili çektiren CÜ'yü yakalamak için çalışmalar sürüyor. Öte yandan şahısların binanın otoparkındaki otomobili çekiciye yükleyip çaldıkları anlarda binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda otopark görevlisi kılığına giren polisin durumundan şüphelendiği araçtaki şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timi Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Talas Bulvarı üzerinde otopark görevlisi kılığında olan güven timleri ekipleri durumundan şüphelendiği aracı kontrol etti. Durdurulan araçta yolcu olarak bulunan SE'nin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 30 adet fişek ele geçirildi. SE gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eğitim Birten Kayseri 1 No'lu Şube'de 7. olan genel kurulu gerçekleştirildi. Delegelerin kullandığı oy sonrası Mehmet Emin Aslan Türk yeni başkan oldu. Genel kurulda konuşan Eğitim Birten Başkanı Aydın Kalkan da duygusal bir konuşma yaptı. Eğitim Birten Kayseri 1 No'lu Şube'si 7. olan genel kurulu gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim Birsen Kayseri 1 No'lu Şube Mevcut Başkanı Aydın Kalkan yaptığı hizmetleri anlattıktan sonra helallik istedi. İstemeden de olsa kırdığım, üzdüğüm bütün dostlarımdan, bizleri bu kutsal göreve layık gören tüm gönül dostlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Hakkınızı helal ediniz. Allah'a emanet olun. Başkan adayı Mehmet Emin Aslan Türkse seçilirse layık olmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Bugün 7. kulağın kongremizi gerçekleştiriyoruz inşallah. Siz de görüyorsunuz büyük bir coşku ve katılım söz konusu. Tabii kongremizi şereflendiren tüm delegasyona, misafirlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Bizim temennimiz kongremizin büyük bir coşku içerisinde samimi bir şekilde inşallah birlik beraberlik süreci içerisinde tamamlanması. Derdimiz bu, temennimiz bu. Çalışmalarımızda biz bu anlamda seçim sürecinde bu yönde yaptık. Arkadaşlarımızla vizyoner bir ekiple yeni bir yola çıktık. İnşallah kongremizin sonucunda delegasyonun teveccühüyle karşımıza ne çıkar tabii bilmiyoruz ama karşımıza inşallah teveccüh noktasında bizden yana bir tavır ortaya konulursa delegasyon adına biz delegasyonun teveccühüne layık olmak için önümüzdeki 4 yıllık süreçte sendikamızı bir adım daha ileriye götürmenin gayreti içerisinde olacağız. İnşallah bu yönde çalışmalarımız olacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yapılacak kongrenin ve sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Elhamdülillah bir koşuşturmaca içinde her yerde bulunmaya, gönüllerini almaya, duvarlarını almaya, hizmet etmeye gayret ediyoruz. Yetiştiğimiz var, yetişemediğimiz var ama elhamdülillah dediğimiz gibi. Tabii geçmişten beri değerli başkanım biz dostlarımızla uzun yıllar birlikte hep olduğumuz için her kesimde memduh başkanları, abileri gelmesini bir eksiklik olarak görüyorlar. Biz de ister istemez her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ben her şeyden önce nezih bir ortamda gerçekten bir mümine, müslümana, eğitimciye yakışır anlayış içerisinde yapılan böyle bir kongrenin, çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aydın başkanımıza ve kıymetli ekibine her zaman şehrimizin yüz akı olarak, temel dinamiği olarak ve en önemlisi o binaya astığımız güzel pankartlar var ya, gerçekten sizleri tebrik ediyorum. Cumhuriyet Meydanı'nda her zaman sağduyuyla devletine, vatanına, milletine, bayrağına saygılı ve sahip çıkma, inancına sahip çıkmalar içerisinde her dönemde gördüğümde göğsümüz kabarıyor.
Eğitim Birsen Kayseri Birnoğlu Şubesi 7. olan genel kurulunda başkanlık için Mehmet Emin Aslantürk ve Gökhan Orak aday oldu. Yapılan seçim sonrası Eğitim Birsen Birnoğlu Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk oldu. Kayseri, 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koramaz Vadisi'nde sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Doğudan batıya doğru Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnaz, Turan, Vekse ve Bağpınar mahallelerini içerisine alan 12 kilometre uzunluğundaki deprem kırığı oluşumu olan Koramaz Vadisi, sonbaharın gelmesiyle birlikte farklı renklere büründü. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan vadide bulunan onlarca çeşit ağacın farklı renkleri alan yaprakları güzel görüntüler oluşturdu. Kanı yolları, tarihi çeşme, köprü ve evlerin bulunduğu alanda kıvrım kıvrım giden yollarda drone ile çekilen görüntüler de eşsiz manzarayı ortaya koydu. Erciyes Üniversitesi tarafından 2022-2023 eğitim öğretim döneminde üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik Kayseri'yi yakından tanımalar amacıyla bu yıl ilk defa Kayseri Kültür Yolu Turu etkinliği düzenlendi. Erciyes Üniversitesi tarafından üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik Kayseri'yi yakından tanımaları amacıyla bu yıl ilk defa Kayseri Kültür Yolu Turu etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğrenciler rehber eşliğinde Gevher Nesibe Medresesi, Kurşunlu Camii, Saat Kulesi, Kayseri Kalesi ve Kayseri Müzesi, Hunat Hatun Külliyesi, Atatürk Evi Müzesi, Etnografya Müzesi, Meryem Ana Kilisesi ve Kayseri Lisesi'ni gezerek bilgiler aldı. Öğrenci işleri daire başkanlığı önünde tura katılan öğrencilerle rektör yardımcıları Profesör Doktor Oktay Özkan ve Profesör Doktor Hakan Poyrazoğlu ile birlikte bir araya gelen Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, bu yıl ilk defa düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Turu etkinliğinin öğrenci odaklı önemli bir faaliyet olduğuna dikkat çekti. Evet, Erciyes Üniversitesi öğrencilerimizin özellikle eğitim gördükleri, yaşadıkları şehri tanıması için böyle bir kültür turu düzenledik. Tabii öğrencilerimizin katılımlarını bekliyoruz. Bunu düzenli olarak devam ettireceğiz. Ben bunun yararlı ve gerekli olduğu kanaatindeyim. Umarım öğrencilerimize yaşadığı şehri tanıması, bulunduğu ortama adaptasyonu, oryantasyonu hızlandırması anlamında bir faaliyet olarak düşünüyoruz. Güzel, keyifli bir tur olacağını ümit ederek inşallah kazasız belasız sakin bir şekilde atlatacağımızı ümit ediyoruz. Ben şimdiden öğrencilerimize bu faaliyetimizin de, çünkü ilk defa bir düzenlediğimiz faaliyet, öğrenci odaklı faaliyetlerimizden bir tanesi diyelim. Umarım keyifli olur. Geziye katılan öğrenciler de Kayseri'yi yakından tanımak için çok güzel bir imkan bulduklarını belirterek etkinlikten dolayı Rektör Profesör Doktor Fatih Altun'a teşekkür ettiler. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler olarak şehri tanıma fırsatı bulduk. Rektörümüze teşekkür ederiz. Böyle gezilerin devamını istiyoruz. Kayseri'ye yeni gelen öğrenciler olarak birçok tarihi eseri gezdik ve böylelikle hani tanıma fırsatı bulduk. Bu yüzden rektörümüze teşekkür ediyorum. Sayın rektörümüz yeni göreve geldi ve böyle güzel bir şey düşünmüş. Bence daha çok yeni gelen öğrenciler için Kayseri'nin tarihi, kültürel alanda tanıtılması için bence çok güzel düşünmüş bir etkinlik. Ben Kayseri'ye yeni gelen biri olarak bu Kültür Yolu etkinliğini çok sevdim. Daha önce gitmediğim yerleri toplu bir şekilde bir gün içerisinde çok verimli bir şekilde gezebiliyorum. Kültür Yolu gezisi yeni öğrenciler için bence gayet güzel olacak. Çünkü şehri tanıma imkanı sunuluyor bu geziyle beraber. Güzel tarihi yerler görüyoruz. Yani bence gayet güzel. Kültür Yolu turu bizim için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Kayseri'nin kültürel merkezleri hakkında güzel bilgi edindik. Yani geziyoruz. Rehber eşliğinde olması bizim için çok yararlı oldu. Öyle teşekkür ederiz rektörümüze böyle bir şans için. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç toplu ulaşımda öğrenci abonman kartın ardından tam abonman kartta da indirime gittiklerini belirterek 330 TL olan 35 gün geçerli 140 bin işlik tam abonman kart ücretinin 300 TL'ye indirdiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç yapılan bu indirimle birlikte tam abonman kart kullanan vatandaşların toplu taşıma araçlarını 2.14 TL ücretle kullandıklarını söyledi.
Daha önce abonman öğrenci kartını 150 TL'den 100 TL'ye indiren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, şimdi de tam abonman kart ücretinde indirime gitti. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada tam abonman ulaşım kartlarının 35 gün geçerli vize ücretlerini 330 TL'den 300 TL'ye güncellediklerini ifade etti. Bu yapılan indirimle birlikte tam abonman ulaşım kartı kullanan vatandaşların sayısının %36 oranında arttığını vurgulayan Büyükkılıç, aylık 7.152 olan kullanıcı sayısı 9.741 kişiye ulaşmış olup bu avantajlı fiyattan faydalanmak isteyenlerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır dedi. Başkan Büyükkılıç tam abonman kartın faydalarından bahsederek yapılan bu indirimle birlikte 35 gün geçerli 140 bin işlik tam abonman kart kullanan vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını 2.14 TL ücretle kullanmaktadırlar. 30 büyükşehir arasında tam abonman kart avantajını sunan sadece 6 büyükşehir bulunmakla birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi tam abonman kart ücretinde fiyat avantajı ile öne çıkmaktadır diye konuştu. Yukatel Kayserispor 23 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Yukatel Kayserispor ligin 11. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım karşılaşmanın son çalışmasını bugün teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım saat 15'te hava yoluyla İstanbul'a gitti. Kayserispor rakibini deplasmanda yenerek üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Ligde geride kalan 10. hafta sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar 16 puan topladı. 23 Ekim Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor maçı saat 14.30'da başlayacak. Maçta Mustafa Kürşat Filiz düdük çalacak. Evet, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Ben yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyor. Hepinize mutlu, huzurlu ve her şeyden ötesi sağlıklı günler.